Merhaba sevgili teraziler. 24-30 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta özellikle hafta başında gökyüzünde değişken gruplar arasında oluşacak etkileşim biraz dikkatli olmanızı gerektirebilir. Güneş-Neptün karesi 24-25 Kasım'da etkili olabilir. Bu da günlük hayatınızda, iletişimlerinizde, iş ilişkilerinizde bazı aldanışlara, hayal kırıklıklarına, karışıklıklara neden olabilir. Zihinsel olarak işlerinize konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Bu da tabii ki verimi azaltabilir. Bazı eşyalarınızı kaybedebilirsiniz. Özellikle iletişim cihazlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor sevgili teraziler. 25 Kasım'da Merkür-Satürn kavuşumu Akrep Burcu'nda ikinci evinizi etkileyeceği için belki para konularında gelir ve giderlerinizle ilgili biraz daha ciddi düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Sorumluluklarınızla ilgili bazı haberler gelebilir. Bu da sizi birazcık sıkabilir ve karamsar düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Ancak bu etki çok uzun süreli değil. 1-2 günlük bir etki, bazılarınız için birkaç saatlik bir etki, çabuk geçebilecek bir durum, çok ciddi bir problem değil. Parayla ilgili, kazançlarınızla ilgili, bazı işleriniz ve projelerinizle de ilgili belki uzun vadeli düşünceler içerisinde olup bunları yazılı veya sözlü konuşmak, ortaya çıkarmak veya girişimlerde bulunmak için bazı yapılandırmalar, sözleşmeler, anlaşmalar içerisinde de olabilirsiniz. Merkür-Satürn kavuşumu her durumda sizi parayla ilgili ciddi düşünceler içerisinde olmanız gerektiği konusunda uyarıyor. 28 Kasım'da gezegeniniz Venüs, Jüpiter'le karşıt pozisyonda olacak. Venüs Oğlak Burcu'nda şu sıralarda sevgili teraziler, 4. evinizde. Biraz daha evinizi güzelleştirmek, evinizle ilgilenmek istediğiniz bir dönemdesiniz. Evinizde daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Venüs-Jüpiter karşıtlığı bu konularda biraz daha istekli olmanıza neden olabilir. Belki evinize davetler vermek isteyebilirsiniz. Aile üyeleriyle yapılan toplantılar, yemek sohbetleri ya da Venüs'ün Oğlak'ta olması nedeniyle ev içerisinde yapılan işler, işi eve taşımakla ilgili konular, yine işinizi ve evinizi buradaki etkileşim biraz abartılı bir şekilde ortaya çıkarabilir. Arada denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra Venüs-Jüpiter karşıtlığı özellikle sevdiğiniz faaliyetlere, zevklere ve yiyeceklere karşı düşkünlüğünüzü arttırabilir. İştahın artması özellikle kilolarla ilgili bazı problemlere neden olabilir. Beslenmenize de dikkat etmeniz gerekiyor. Harcamalar konusunda da temkinli olmanız gerekiyor. Eviniz ve ofisinizi güzelleştirmek adına daha fazla harcama yapmak isteyebilirsiniz. Amaçladığınız ve planladığınız harcamaların dışına çıkabilirsiniz. Kontrol edemeyebilirsiniz kendinizi. Özellikle 28 Kasım, 29 Kasım bu etkiler daha yoğun olacak. Hafta sonunda 30 Kasım'da gökyüzünde güzel bir üçgen açı var. Yay burcundaki Güneş ile Koç burcundaki Uranüs arasında oluşacak. Güneş-Uranüs üçgenleri her zaman orijinal, değişik, sürpriz, beklenmedik kavramları ortaya çıkarabilirler. Bireysel tavırlar, özgürlük ihtiyacı biraz artabilir. Seyahat etme ihtiyacı artabilir. Sosyal ilişkiler hızlanabilir. Sizin için de sevgili teraziler, belki eşinizle yapacağınız veya yakın bir arkadaşınızla yapacağınız sürpriz bir seyahat, bir gezi imkanı ortaya çıkabilir. Ya da güzel haberler alabilirsiniz yakınlarınızdan, yakın olduğunuz kişilerden, uzaklarda yaşayan akrabalarınızdan. Bu durumda sizi keyiflendirebilir, mutlu edebilir. Eğitiminizle ilgili, gelecekle ilgili yapacağınız projelerle de ilgili bazı hızlı, ani gelişmeler söz konusu olabilir. Evet sevgili teraziler, hafta içerisinde günlük gökyüzü durumunu daha yakından takip edebilmek için günlük burç videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.